Nedret Ersenel, Türkiye, Amerika, daha kötüye doğru. Gerçek meselelerin ne olduğuna karar vermeliyiz. Mesela Trump, küreselleşmeyi reddediyoruz. CIA direktörü Gina Haspel, 11 Eylül öncesindeki gibi Amerika'ya meydan okuyan ya da Amerika'yı tehdit eden devletlerle ilgileneceğiz. İkinci bir 11 Eylül daveti gibi değil mi? Mesela Çin'in Amerika boğazımıza bıçak dayamışken müzakere yapmayız açıklaması mı? Mesela AB ile İran arasında meşru iş yapmak için yani Amerika'yı atlatmak adına kurulan yeni finansal mekanizma mı? Yoksa Cumhurbaşkanının Amerika gezisi, daha doğrusu Birleşmiş Milletler ziyareti, Amerika Başkanı Trump'la bir temas olması gerektiğine ilişkin temennileri bilemiş görünüyor. Medya tartışmaları, muhalefet söylevleri bir yana, kimi sabah haberlerinde dahi böylesi bir temasın döviz kurlarını derhal derleyip toparlayacağına ilişkin kehanetleri duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili resmi kurumlarının alenen Amerika tarafından bir talep gelirse bunu değerlendiririz, zımnen bizden talep olmaz açıklamalarına rağmen, iki devlet başkanının aynı adrese kadar gelip, teğet geçmeleri kimileri tarafından yanlış bulunuyor. Ankara Washington ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine ilişkin bir düşünce sık tekrarlanıyor. FETÖ ile mücadeleyi merkeze oturtup diğer konuları görmezden gelmek yanlış olur. Türkiye ile Amerika'nın farklı ilişkileri var ve bunlar görmezden gelinemez. Suriye, Irak, PKK sorunu ve benzeri. Bu tezi savunanların görmediği, formüllerini bozmadan tersinden kurduğunuzda iki ülke arasındaki ilişkilerin temelinde ağırlıklı ulusal güvenlik sorunları bulunduğu her maddenin birbiriyle iltisaklı ve aynı hedefe yönelik olarak Ankara'ya karşı kullanıldığıdır. Bir an için FETÖ'yü kenara, PKK-YPG-PYD'yi merkeze alalım. 1980'lerden bu yana Amerika ve İsrail'in bu örgütten, dört ülkeyi ama özellikle Türkiye'yi parçalayarak, müttefik bir taşeron devlet çıkarmaya çalıştıklarını herkes biliyor. Çünkü Türkiye parçalandığında coğrafya piksel piksel dökülür. Bugün Fırat'ın doğusunda yaptıkları da o. İsrail, Enerji, Akdeniz, Orta Doğu haritaları gibi tali olanlar dahil. Bu örgütle FETÖ'nün aklı ortak değil mi? Kim o akıl? Bu yüzden göbeğinde güvenlik bulunan hangi konuya el atsanız karşınızda Türkiye'yi istikrarsız kılarak kullanışlı hale getirmeye zorlayan Amerika çıkar kimi muhalefet parti ve odaklarının iktidarı zayıflatma yolu olarak Amerika, İsrail, genel olarak Batı ile ilişkileri kutsayan dış politika önerilerini nasıl dikkate alabiliriz? FETÖ'nün ancak Batı'nın el birliğiyle yenilebileceği, bunun için Amerika ve Batılı ülkelerle ilişki kurulması, nihayet bu iktidarın geçen bunca zamanda FETÖ'yü Amerika ve Batı'ya iyi anlatamadığı iddiasını kanıtlayacak delilleri de şu. Türk diplomasisi PKK'nın bir terör örgütü olarak tanınması için 10 yılı aşkın zaman uğraştı. Bu meşakkatli ve büyük enerji gerektiren diplomasi maratonundan sonra örgütün terör listesine alındı. Başarı budur, Batı budur. Doğu da budur. Politikada nadiren bu kadar kolay çürütebilecek delillerle karşılaşırsınız. Batı aslında şudur. PKK terör örgütü olarak tanındı da ne oldu? Batının bu örgüte yardımları emsalsiz bir yüzsüzlükle hem kendi ülkelerinde hem de bölgede hala ve sınırsızca devam ediyor. Oysa terörle mücadelede bugün yaşanan Türk pratiği göstermekte ki ancak anladıkları dil başarılı oluyor. Hasılı neresinden tutsanız elinizde kalacak bir öneridir bu ve FETÖ'ye döndüğümüzde eğer bu ülkenin tüm ulusal güvenlik mekanizmaları FETÖ yazılır Amerika okunur dediyse, 15 Temmuz'un Amerika tarafından açık biçimde desteklendiği fikrindeyse, dahası Türk siyasi hayatının yaklaşık 80 yılına bu örgütün tohumlanmasıyla başlayan, gözden çıkarılamayacak Ankara'nın raydan çıkması ihtimaline karşı beslenip büyütülen bir örgüt ağı var ise, yani FETÖ AK Parti bir gün yoldan çıkarsa diye kurulmadı. Türk iktidarlarından herhangi biri bir gün yoldan çıkarsa diye kuruldu tarifinde mutabakat varsa Amerika sizin neyinize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump arasında görüşme olsun veya olmasın durum değişmeyecek. Makyaj ölçeğinde kalacak. İlk yağmurda akacak. Gerçek yüzü gördüğümüzden herhangi bir maskeye de kanmayacağız. Bu vesileyle tekrarlamak zorundayız. Yıllar içinde belirlenmiş refleksler gibi, vakti zamanında kurulmuş ilişkiler, işler devam ediyor. Kimse de bunları kırıp dökmeye çalışmıyor. Ancak bugün için Türk-Amerikan ilişkileri diye bir şey yoktur. Çünkü eğer diye başladığımız yukarıdaki cümlelerin cevabı, evet Türkiye öyle düşünüyor ise, Amerika'ya ilişkin bir resmi tanımın gizli veya açık yapılmış olması da lazımdır. Bu denli yalın öyküye rağmen Erdoğan-Trump görüşmesinde yani içeriğinden ümit var olanlar bir metre önlerini görmüyor demektir. Cumhurbaşkanı ziyaretin başında Fırat'ın doğusuna ilişkin ne dedi? Fırat'ın doğusu kim? Fırat'ın doğusunu vurursanız kimi vurmuş olursunuz? Daha nedensin? Belki şu, Rusya S-300'lerle bölgeyi kapatacak. Nedret Ersenel, Yeni Şafak